Ben bunlar üzerinde 19 yıl çalışarak bu reçeteleri geliştirdim. Şimdi bu anlattığınız kitabın tamamlanması tam 27 yılımı aldı. Yani bu 3 cilt. Evet. Yani bir tane bu kitaplar yazılmaya başladığında çocuk olsaydı bugün 27 yaşındaydı. Evet. Hani oradan da bir kafamızı şekillendirelim. Evet hocam. 7000 fotoğraf çektim kendim. Üniversitenin klinikleri şey, Frankfurt Üniversitesi'nin botanik bahçesi var. 5000 çeşit bitki yetiştiriyorlar. Evet. Ve Almanya'nın birçok botanik bahçesini gezdim. Ve Türkiye'de de Antalya, efendim Konya, İzmir, İstanbul gibi birçok şehri gezerek buralarda Bu resimler Trabzon. oralardan değil mi? Mesela burada Evet. Ravent bulduk. Bu mide ve bağırsak rahatsızlarına karşı Mesela Ravent. hemen böyle bakın bakarsanız şöyle. Onunla ilgili klinik araştırmalar. Mesela bu kitabın diğer kitaplardan farkı şu. 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması var. Hangi bitki hangi hastalıklara, rahatsızlara karşı etkilidir? Belgelenmiş. Mesela burada bir örnek vereyim. Alıç. Alıçla ilgili mesela kalp damar, tansiyon, kolesterol problemleri olan hastalar üzerinde 3664 hasta kalp rahatsızlığı olan göğüs sıkışması, batma, bazı insanlarda böyle spazm dediğimiz kalp spazmı alttan yukarı doğru bıçak batıyormuş gibi kalbinde rahatsızlıklar hisseder. Evet. Sıkışmadan dolayı. Bağırsaklarda problem varsa kalp rahatsızlığını dahi tetikler. Nefes almayı tetikler. Birçok hastalığı bağırsaktaki problemler tetikler. Alışla ilgili yapılan bu araştırma 37 klinik 3664 hasta üzerine denenmiş. Kalp, tansiyon, kolesterol problemleri olanlar birçok rahatsızlık. Buna karşı dünyada en etkili bitki şu gördüğünüz alıç. Alıcın dünyada 900 çeşidi var. Bu Türkiye'de yetişen loblu alıç. Ya evet. Bayağı keskin kokusu. Hemen Güzel. alabiliyorsunuz yani. Tabii. Fakat bunun birleşimindeki etken madde %3. Etken maddesi az olduğu için sadece çay içildiğinde, sadece alıç çayı içildiğinde tedavi süreci uzar. Mesela 4 ay, 5 ay sürer. Biz bunun ekstraktını elde ettik ve kapsülünü yaptık. Sadece o %3 aldık etken maddeyi. Bu mesela vatandaş bunu kullansın. Tansiyonu, kolesterolü, kalp yetmezliği, efendim kalp krizi geçirmişse, koroner kalp yetmezliği varsa, damarlarda yağlanma, daralma, sertleşme varsa, kalbi besleyen damarlarda tıkanma varsa kullansın 6 hafta sonra doktoruna gitsin mesela. Yani bu Damarların açıldığını test eder. diyorsunuz ki bu hani alıcın o %3'lük etkisi kalp ve damar rahatsızlığınıza büyük bir faydası var. Tabii etkili olan %3. O %3 yani. Çay içildiğinde tedavi süreci sarkıyor. Aylarca sürebiliyor. Bu kapsülde sadece artı alıç değil. Hı. Ginseng, ginkgo buradaki bitkiler var.